Hocam biraz da Atatürk'ü daha iyi anlayabilmek için Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına gidelim. Siz tespitler yaparken hayır, şunu da, Abbas'cığım şunu önce bir... Yani Atatürk nasıl bir Türkiye devralmıştı? Yani Osmanlı'dan güllük, gülistanlık her şey. Şimdi deniliyor ki Almanya 2. Dünya Savaşı'nda yerli bir oldu, kalktı, bugüne geldi. Türkiye niye toparlanamadı? Efendim, i̇şte Atatürk hemen, Cumhuriyet hemen ne yaptı diyor. Çok şimdi, güzel bir soru sordun, hemen okuyalım. Sizin kitabınızdan bir şey sorabilir miyim? Tabii hayatım. Diktatörlük açılımı olarak diyorsunuz ki ben böyle istiyorum demek yerine efendiler şöyle bir teklif var dedi ve efendiler de kabul etti. Evet. Atatürk bunu kabul etti diyorsunuz. Yalnız müsaade edersen şu anda Abbas'ın sorduğu çok önemli bir soru var. Atatürk ne buldu ya? Ne buldu? Neyle yola çıktı? Yani o savaşı hangi koşullarda kazandı? Cumhuriyet hangi koşullarda ilan etti ve modern Türkiye'yi hangi koşullarda yarattı? Bunu bilmiyoruz biz. Her şey sanki güllük gülistanlıktı. Atatürk de olanı biteni değiştirdi. Ve tabii ondan sonra biraz Latin harflerine de neden geçti arkasından onu da öğrenmek istiyoruz. Hafızasını, bu toplumun hafızasını yok etti. Ama önce bir tespit, durum tespiti. Durum tespitini bir yapalım. Hocam o kitabı siz yazmadınız. Niye oradan arıyorsunuz? Abi oradan aradığımı çünkü... Daha mı iyi ifade ettim diyorsun? Hayır, bir mektup. Mektup, evet. Ahmet Haşim'in bu mektubun tarihi 1919. Ahmet Haşim İstanbul'da bir milletvekili arkadaşına yazıyor. Osmanlı parlamentosundaki bir arkadaşına yazıyor. Şimdi Ahmet Haşim kimdir? Ahmet Haşim bizim meşhur bir şairimizdir. Bağdat doğumludur. Ama Ahmet Haşim ondan sonra Düyun-u Umumiye'de çalışmıştır. Yani devletin bütün maliyesinin ne rezil durumda olduğunu görmüştür. Yedek subay olarak bütün Anadolu'yu dolaşmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda. Durumun ne olduğunu görmüştür. Yani Türkiye'yi tanıyan Türkiye'yi o dönemin... ölümüne yakın zamanlarda da Frankfurt'ta da biliyorsunuz hastanede yattı. Ondan sonra Türkiye'ye gelip öldü zaten. Ömrü fazla vefat etmedi. Fakat bu nesil hem dışarıyı hem bizi çok iyi tanıyan nesil. Bakın ne diyor. Evet. Şimdi bunu dediğim gibi bir arkadaşına yazıyor. Ankara'da Almanya İmparatoru'nun Anadolu hastalıklarını incelemek üzere gönderdiği bir tıp heyetinin bazı büyük rütbeli üyeleriyle görüştüm. Kendisi yedek subayken. Anlamışlar ki Anadolu Türklerinin karınları kurtlarla yüklü ve kanları bu kurtların salgıladığı parazitlerle dolu bulunuyor. Cinsi yakın bir yok olma ile tehdit eden bu halin sebebi nedir bilir misin? Beslenme eksikliği. Her ne kadar garip görünse de Anadolu Türkleri henüz ekmek yapımından bile habersizlerdir. Yedikleri mayasız bir yufkadır ki ne olduğunu yiyenlerin midesine bir sor. İstisnasız nakil vasıtaları olan kanı hiç şüphe yok ki taş devri keşiflerinden ve aletlerindendir. Kanı bir araba değil fakat hayvana yapışıp onun kanını ve canını emen bir canavardır. Evlerine gelince onlar da şöyle... Duvarlar yontulmamış alelade taşların, çalı çırpının, leylek yuvasında olduğu gibi gelişi güzel dizilmesinden hasıl olmuştur. Anadolu külliyen temizlikten mahrumdur. Sakallı Celal'in dediği gibi, en nefis icatları olan yoğurt bile pislik mahsulünden başka bir şey değildir. Anadolu hemen baştan başa frengilidir. Anadolularının güzelliği de kaybolmuştur. Bir köy, bir kasaba veya bir şehrin kalabalığına bakılsa topluca o kadar topal ve topalların o kadar muhtelif çeşidi görülür ki insan kendini eşyanın şeklini bozan dış bükey bir camla etrafa bakıyor sanır. Bakın bu yazıldığı zaman ortada ne Atatürk var ne kimse var daha. Bu adam bir yedek subay. Ve bu okuduğu rapor o zamanki Osmanlı hükümetinin Almanlardan rica ettiği Anadolu'ya bir bakın, Anadolu halkının sağlığı nedir? Ne durumda? Alman'ın verdiği raporu okuyor. Buradan çıkan şu, Anadolu taş devrindeydi. Kan ağlıyor hocam. Taş devrindeydi.